Herkese merhabalar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Evet, güzel bir Kaliforniya sabahından herkese selamlar. Güzel güneşli bir bugün. Hatta yani geçen haftaya göre baya baya sıcak olacak. Yani sıcak olacak diye aslında geceleri de öyle düşünüyorum ama bu sukulent bahçesine baktığımda her gece bir şeyin daha böyle soğuktan etkilendiğini fark ediyorum. Herhalde her gece, güya bu gece bayağı sıcaktı. Yani bugünün gece sıcaklığı perşembe gün gündüz sıcaklığı olacak aslında. Kaç derece oluyor? Yani yaklaşık işte 10 derece. 32, 18 yaklaşık, evet 10 dereceymişti gece. Önümüzdeki hafta gündüz 10 derece olacak ama bu gecenin 10 derecesi bile bilmiyorum. Yani dün olmayan hasarları bugün gördüm. Burada bir tane ani mum vardı. Bir senedir zar zor büyütmeye çalıştım. Tam büyüdü, gelişti falan, kaybettim. Yani ilk soğukta biraz dondu. Dondu derken tamamen gitmiş. Bugün bütün yaprakları dökmüş. Altta bir tane yaprağı kalmış. Bakalım oradan devam ederse inşallah eder. Ta üsttekiler bile gitmiş yani. Bir yerlerden patlarsa patlayacak. Ben bugün buranın üstüne bir perde örteceğim. Bir de burada şöyle çok güzel bir echeveriyan var. Ama bunun da yaprakları her gün, bu da gitmiş mesela. Görüyor musunuz? Evet. Ya iyi bir örtü lazım. Buradaki anium kivi de bayağı etkilenmiş. Yani anium kivilerin hepsi öyle değil ama bu bayağı etkilenmiş. Onun için üstünü güzel örtmem lazım. Yani illa işte bazen geliyor sorular diye şeylerde, ne kullanıyorsunuz, nasıl böyle canlı oluyorlar falan. Tabii hepsi canlı olmuyor. Ölenler oluyor, kuruyanlar oluyor, kaybettikleri mutlaka oluyor. Özel bir bakım yapmıyorum. Her gün uğraşmak dışında, yani her gün bunlara gidip bir böyle hallerini, hatırlarını mutlaka soruyorum. Yani hani böyle sesli şey olarak sormasam da bir bakıyorum, yaprağı çıkmış mı, ölmüş mü, ne olmuş hepsinin. Bir genelde böyle bir kolaçan ediyorum. Kolaçan ederken de zaten sizle paylaşıyorum değişik videolarda. Toprak normal bahçe toprağı. Yani özel bir toprak almıyorum, özel bir toprak hazırlamıyorum. Zaten genellikle de saksıda yetiştirmiyorum. Saksıda olursa da yerden toprak dolduruyorum saksıya. Oraya dikiyorum. Eğer köklenmişse, köklendirmek için genelde köklendirme saksısı dediğim bir tane saksım var. Biraz sonra ona yine bir dikim yapacağım. Onun içinde böyle normal marketten aldığımız herhangi bir çiçek toprağı. Yani önemli olan orada böyle talaş gibi olması. O narin, yeni oluşan köklerin böyle aralardan girip güzelce kendilerine yol bulabilmesi. Çünkü bu bahçe toprağı çok sıkı. Yani genelde hani bahçe toprağı değil, diğer toprağı, tarla toprağı diyelim. Bahçe toprağı değil. Çünkü biz bahçe toprağı deyince genelde güzel toprak algılıyoruz. Bu normal tarla toprağı. Çok sıkı. İçerisinde kök oluşturma sokur. Ama kök tuttuktan sonra da bu normal tarla toprağı saksı toprağına göre, bana göre daha iyi. Çünkü kökleri tutup suyu da tuttuğu için öyle çabucak kurumuyor. Özellikle böyle yazın falan bu toprak daha iyi oluyor. Çünkü delikli ya da talaş gibi olan toprak çok çabuk kuruduğu için hep sulamak gerekiyor. Tam böyle ne zaman sulayacağını da bilemiyorsun. Daha çok kaybediyorum ben orada. Onun için bu yer toprağını daha çok seviyorum. Çoğu şeyde ona, yani bütün bahçem zaten yer toprağı. Arada bir sadece ne ekliyorum? Yanmış inek gübresi, hayvan gübresi. İnek mi bilmiyorum, yani hayvan gübresi. Ondan böyle serpiştirdiğim yerler oldu. Ama genel itibariyle yani bahçenin kendi toprağı. Biraz bir humus, işte kompost yapmaya çalıştım. Yaprakları topluyorum, onları bir kenara biriktiriyorum. Orası epey bir toprak gibi oldu. Oradan bazen saksılara dolduruyorum falan ama tabii bu kadar büyük bahçeyle kompost falan yetmiyor. Şimdi konuşurken gözüm neye takıldı burada? Bir tane kaybetmişim. Ay, burası demek ki şuraya böyle iyi soğuk vurmuş. Yani nasıl böyle bölge bölge vuruyor? İlginç gerçekten. Çünkü şurada var gümüş kaşık. Hiçbir şey olmamış. Hemen ilerisinde var. Hiçbir şey olmamış. Ama şöyle geliyoruz. Yani araları bunların 60 santim belki. Birisi burada. Birisi de orada. Bu gitmiş.
Yani bütün yaprakları gitmiş, tepesi gitmiş, bilmiyorum. Buradan bir şey çıkar mı? İyi dondur yani, kurutmuş. Hani soğuk kurutacak, başka ne kurutacak tabii. Evet, kesinlikle ben buranın üstünü örtmem gerekiyor. Çünkü burada hayata tutunmaya çalışan çok türümüz var. Burası bizim evet hayata tutunma merkezi, yoğun bakım. Yoğun bakım merkezi. Bu Medusa kafası. Herhalde bilmiyorum, Türkçe'de de mi öyle diyoruz, Medusa's head. Bu da inşallah toparlanacak. Mesela buradaki anim kivi, bu da gidiyor. Yani hayata zor tutunuyor bu da. Evet, onu da kesinlikle üstünü örtmem lazım benim genel olarak burayı. Evet, şimdi buradan ben yine birkaç tane alabildiğim çeliklerden alacağım ve onları köklendirme saksımızda birazcık köklendirip başka yerlere götüreceğiz. Evet. Bu kıvırcığımızı da az kalsın kaybediyorduk. Buraya aldım. Bayağı bir kendine gelmiş. Donmazlarsa güzel bir ortam ama neyi donmayı ne şey yapıyor bilmiyorum. Yani kökünün sağlamlığı diye düşündüm önce ama bu gümüş kaşığın kökü gayet iyiydi. Yani oraya hani yeni dikmedim onu. Niye diğer arkadaşları donmadı da o dondu? Hiçbir fikrim yok. Evet. Herkesin kendi karakteri farklı. İnsanlarda olduğu gibi aynı çeşit ama farklı farklı karakterler, farklı farklı dayanma noktaları herhalde hepsi değişik şekilde etkileniyor. Evet. Şimdi elime makasımı aldım. Buradan kesmek istediğim, herhalde buradan en çok kesmek istediğimiz, oo bakın. Şunlar ne alemde? Ha. Aslında bunlar direkt buradan sökülüp dikilebilir. Yani bunların öyle büyük bir kökü yok. Ama ben buradan çarpmak istediğim şu echeveryalarımızdan yine keselim istiyorum. Mesela bu echeverya bence yeterince büyümüş. Bunu dibinden değil tabi. Bu yine bir çiçek sapıydı işte. Şu tarafında bir tane var büyüyen. Bir de aşağıdan geliyor bir tane de. Şu tepede şuradan geliyor. Ben bunu alayım ki artık buna vermesin enerjisini. Ben bunu başka yerde köklendirebilirim. Bismillah. Heh. Evet. Şunu koparalım. Buraya bir tane saksı getirdim. Saksının içine koyacağım onları. Evet, diğerlerine enerji verebilir. Şu tarafa dolanacağım. O tarafta birkaç tane daha. Mandalinalarıma bakın maşallah. Bu sene kaçmış, şu taraftan dolanacağım. 4. senesi galiba ağacımızın. Bu sene çok var. Geçen sene 5 taneydi toplam. Elhamdülillah bu sene epey verdi. Evet. Şimdi yani bu echeverya çiçek saplarından, işte bugün birazcık şöyle bir otumuz şey olmuş, çok sedumun ortasına girmiş. Nasıl çıkarılır bu bilmiyorum. Sedumu bayağı etkiliyor. Sadece yapraklarını alsam. Evet, en azından öyle yapalım. Çünkü kökünden sökersem sedum da gelecek. Sedumu bir yere dikmeye karar verdiğimde ikisini de sökerim herhalde. Şimdi şurada bir tane var. Onu alacağım ki altlara enerjisini. Burada bir var. Burada var. Burada 3 tane daha var. Benim o yüzden şunu nasıl alınır ki bu? Ay. Galiba başardık. İki, bunların hepsi koca koca olacak. Bir de ben şunu almak istiyorum. Ya bu kıvırcık echeveryanın normalde çiçek sapı çok böyle cılız. Nasıl böyle yavru verdi gerçekten şaşırıyorum. Çok hoş oldu yani. Bir dahakine şey deneyeceğim. Yani
tam çiçek vermeye yakınken Echeveria'da, ağacın kendisinde dururken, yani Echeveria çiçeğinin üstündeyken zaten çiçek, tabii tepesinden çiçek açacak yerleri keseceğim. Bakalım kenarından yavrular verecek mi? Şu kırmızı Echeveria bu aşağıdan bayağı veriyor yavrular. Ama yukarıdan çiçek de veriyor. Bu çiçekleri normalde, evet, şöyle bir koparalım. Çünkü çiçeğe enerji gitsin istemiyorum. Şurada birkaç tane daha. Ne görüyordum ben karşı taraftan bu tarafa bakınca? Echeveria'lar gördüm. Şu narinliğe bak. O kadar zayıf bir köktü ki ama iki tane tepesinden yavru veriyor. Harika. Burada yavrularımız var. Bunlar da büyüyecekler. Ama ben şurada ne görüyorum? Şurada bir tane görüyorum. Mor, ama bu biraz daha büyüsün. Bir de şurada var. O da mı biraz daha büyüsün? Hadi o da biraz daha büyüsün. Üç tane mi koparttık yani? Evet, valla üç tanecik oldu. Sanki karşıdan bakınca ben daha çok yavru gibi görmüştüm. Neyse, şimdi bir de şu. Evet. Bu yeşillerimizi de. Bu sedumu çok çoğaltmak istiyorum. Şu kök üzerinde. Ups, ne koparttım valla elim. Bir. İki. Bir de şunu koparacağım. Üç. Üç. Valla şunu da koparırsam aslında. Dört yaprakla geldi. Sen şu yaprağı istememiştim gelsin ama neyse. Tamam. Üç tane, dört tane de bunlar oldu. Şimdi köklendirme saksımıza biraz eleman toplamak istiyorum. Şimdi bunu ben aynısı diye düşünüyordum ama aynısı değil mi acaba? Şurada bir koparamayacağım onu. Evet. Bir de şu krasuladan da kapının önünde birçok güzel çiçek açıyor şu anda. Bundan da şöyle kopartacağım. Bu da bol bol çoğaltmak istediğim bir krasula. Çok güzel çiçek açtı. Şöyle bir hepsini alayım. Bunun bir de kırmızı yapraklısı var karşıda. Kırmızı yapraklısı ama özellikle gölgede bayağı kızarıyor onun yaprakları. Onları hiç, yani çok yavaş büyüyor o. Heh, şuradan epey bir aldık. Bunları da koyalım. Evet. Başka. Şöyle bakıyorum, bakıyorum. Buradan alıp çoğaltabileceğim, büyütebileceğim. Purple Delight'larımız yine buralarda bayağı artıyorlar. Büyük bir Purple Delight şey yaptık ama. Şimdi de benim şurada ne kafam takılıyor. Şurada bir tane Echeveria'mız var. Kök gitmiş durumda. Ama şurada iki tane yavrusu var işte. Yani kökten tam besin alıyorlar mı, almıyorlar mı tam bilemiyorum. Şunu koparayım istiyorum ama burada üç tane mi var? 3, 4 aslında bayağı var yan yana. Ama evet, bilemedim şimdi şunu koparırsam aşağıdakilere enerjisini. Çünkü bazen bir tanesi büyük oluyor yavrulardan. O bütün enerjiyi alıyor. Geriye kalanlara enerji gitmiyor. Yani hepsini büyütebilmesi için enerji lazım. Bakın burada pörleler. Üç tane pörle var burada. Yani pörle çok 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 zor, zor büyüyor bana göre. Bana göre değil, benim bahçemde, benim standartlarımda
bir türlü büyütemiyorum yani. Her zaman böyle yavaş, zaten sürekli kaybediyorum, bir şeyler oluyor falan. Bu ikisi yapraktan büyüdü. Galiba bu da yapraktan büyüdü. Yani eğer bir çiçek açıp çiçek sapı olursa mutlaka ondan koparıp çoğaltacağım. Çünkü ben pearl'i çok seviyorum. Yani o renginin, o mor muhteşem oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Ama işte gel gör ki çok çok yavaş. Yani şöyle bir pearl'e cenneti olsa mesela çok güzel olmaz mı? Çok güzel olur bence. Şu otları da koparalım. Tabi burası çok sıkı sıkı olduğu için mesela ve yetiştirme yeri olduğu için yoğun bakım. Burada taş ya da talaş sermiyorum buraya. Çünkü sürekli burada bir dikme sökme operasyonları oluyor. Eğer bir taşlı olan bir yerde sürekli söküyorsanız taşların düzeni bozuluyor zaten. Şunu koparacağım şuradan. Evet, burada bir yavru vermiş ama henüz köklenmemiş de. Bu duruyor, bakalım, bilmiyorum ne kadar büyütebilir onu o köküyle, o gücüyle ya da güçsüzlüğüyle, göreceğiz yani. Evet, başka şurada bir rubri tinctum. Evet. İstediğim ama bunlar biraz daha büyümesi lazım herhalde buradan benim sökmem için. Bu ne ki? Sengüler mi acaba? Biraz değişik göründü yapraklarım. Bilemiyorum. Evet, daha çok sökerim, dikerim, biçerim falan diye düşünüyordum ama öyle çok fazla sökme şeyimiz yokmuş. Bir tek şu sedum. Ay, yine unuttum bunun adını ya. Palmeri. Sedum palmeri'den de bence alalım. Şunları, çünkü aşağılarından yavrular geliyor. Onları büyütsün. Bunların hiç burada enerji harcamasına gerek yok. İki. Bir tane de şu vardı. Şunu da. Ay, çok yakınmışım ya kameraya. Üç. Bayağı da büyümüş bu. Bir de şu aşağıda var. Bir rozette onu alacağım. Heh. Gerisi gayet güzel büyüyebilir. Şurada şu yapraktan ne kadar güzel çıkmış. 3-4 tane Purple Delight. Burada da Purple Delight değil, öteki morun adı neydi ya? Bazen böyle kafamdan hop gidiyor yani, şey yapamıyorum, hatırlayamıyorum. Okey, neyse. Gidince gidiyor. Evet, buradan da 4 tane. Şimdi bunları gidip bir köklendirme saksımıza yerleştirelim. Evet, köklendirme saksımız burada. Zaten buraya birkaç gün önce biraz koymuştum bunları. O yüzden buraya birkaç tane ekleyeceğim. Ve olay bitecek. Sıkı sıkı dizelim. Şöyle. Evet. Palmerileri şöyle bir de diğer tarafa koyalım. Ondan sonra şunları koyalım. Mümkün olduğunca dolduracağız ama bugün muhtemelen dolmayacak yani. Şöyle koyalım. Tatlı bir tane kıvırcığımız var. Kıvırcığımızı da şuraya koyalım. Aa, burada şunlardan varmış. Şöyle şu arada bir delik açalım. Hı.
Evet, bir tane rubratonktum kesmiştim. Bu da çok tatlı bunu. Şuraya bu saksıyı yağmurda unutmuşum. Birkaç gün dışarıda bıraktım, bakalım ısınsın, kurusun diye. İnşallah kurumuştur. Şu aslında şöyle yapalım. Bismillah, rubratonktumu alalım. Daha çok yüksek boyda olanları şöyle ortaya doğru dikersek bir orada böyle bir yükseklik, güzel görüntü vermiş olur. Hemen şunları da koyalım. Evet. Sonuncusu. Rubratonktumumuz da şuraya. Tamam. Evet, elimizde olan her şeyi dikmiş olduk. Bunu yine penceremizin önüne koyacağız. Bakalım kaç günde köklenecekler. Evet arkadaşlar, bugünlük bahçede yapacağımız işler burada. Şunları da geçen işte kesip orta sehpaya koymak için böyle tepsinin üzerinde değişik değişik olsun diye dikmiştim. İnşallah kökleniyorlar. Burada bir tane ani mumumuz var. O da inşallah kendine geliyor. Bunlar yani biraz vakit alacak. Bir de bu üçünü dikmiştik. Onlar yavaş yavaş köklensinler. Bunları da penceremizin önüne koyacağız. Yani tam dolu dolu olmadı ama olsun. Elime geçtikçe ben bu aralarını koyuyorum. Bu benim işte köklendirme saksım. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İzlediğiniz, takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.